Bunun iyi bir fikir olup olmadığını nasıl anlarım? Artık çok geç sanırım. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerin karşısına birazcık değişik bir video ile çıkıyorum, en azından kendi kanalım için. 2019 yazının başından beri TikTok kullanıcısıyım. TikTok'ta bayağı zaman geçiriyorum. Bence gereğinden fazla zaman geçiriyorum hatta bazen. Ve TikTok'un bir sürü alt kategorisinde içerik üretiyorum. Aynı zamanda içerik izliyorum. İzlediğim içerikler Harry Potter TikTok'undan, Maneskin TikTok'una, Five Sauce TikTok'una, bir sürü şey içerisinde olan şeyler yani. TikTok gerçekten bir sürü şeyin bir karışımı. Her şeyi bulabilirsiniz TikTok'ta, emin olun. Ve yine içerisinde bulunduğum bir TikTok alt kategorisi de BookTok. Yani kitap içerikleri üreten insanların buluştuğu yer. TikTok'un BookTok kısmında uzun süredir varım ve gerçekten böyle bir sürü kitap önerisi alıyorum. Hangi kitapları okumaman gerektiğini şey yapıyorum, karar veriyorum. Şu sıralar okuduğum çoğu kitabın önerisini zaten TikTok'tan alıyorum, yani öyle diyeyim. Ve bugün de bunu bir içerik haline dönüştürmeye karar verdim YouTube'da. Geçtiğimiz 2 hafta boyunca TikTok'tan aldığım 3 tane kitap önerisini okudum. Ve bugün sizlere onları paylaşacağım. Okuduğum kitaplar Anna ve Fransız Öpücüğü Stephanie Perkins'den, Madeline Miller'dan Achilles'un Şarkısı ve E. Lockhart'tan Yalancılar. Bu 3 kitabı okudum. Birazcık vlog çektim. Kitapları okurken neler hissettim. Sizlere onları paylaşacağım ileriki dakikalarda. Evet, şimdi videoya geçelim o zaman. Merhaba dostlarım. Dün akşam ben Anna ve Fransız Öpücüğü'ne başladım. Birkaç sayfa gittim. Çok daha ilerlemedim ama ya bu kitabı çok çok seveceğim ya da dünyadaki en nefret ettiğim kitaplardan biri olacak gibi geliyor. Bakalım. Sonra kıyafetime bakın. Merhaba. Anna ve Fransız Öpücüğü'nde %50'ye falan gelmiş bulmaktayım. Yarısına kadar geldim yani. Ortalama gidiyor ve nedense şöyle bir şey düşündüm ki ben bu kitabı biraz daha öncesinde okusaydım, yani biraz daha ortaokul son, lise başında okusaydım çok çok seveceğim gibi geliyordu. Şu an kötü gitmiyor. O anlamda demeye çalışmıyorum da şey, yani şu anlık fena gitmiyor. Dediğim gibi ortaokulda ve lisede okusaydım bu kitap benim en sevdiğim kitaplar arasına girerdi eminim. Ama şu anlık fena gitmiyor. Evet. Merhaba dostlarım, günaydın. Nasılsınız? Ben Anna ve Fransız Öpücüğü'nü bitirdim. Kapağı bu aslında, ben cildini çıkarmıştım. Her neyse, Anna ve Fransız Öpücüğü'nü bitirdim ve hani az önce dediğim gibi bir önceki kliplerde ben bu kitabı gerçekten lisenin başında veya ortaokulda okusaydım inanılmaz seveceğimden eminim. Çünkü karakterlerde kendimi gördüğümden eminim, yani görebileceğimden. Anna'da özellikle. Her neyse, Anna'da kendimi göreceğimden eminim yani. Ancak şöyle bir sıkıntı var ki ben artık bu tür romantik kitaplar için birazcık yaşlandığımı düşünüyorum. Ortaokul kitlesine hitap ediyor bence. Ki bu kötü bir şey değil yani. Dediğim gibi ben ortaokulda okusaydım bunu çok seveceğimden eminim. Ama hani ortaokul kitlesine olan bir kitabı şu an o kadar beğenmedim. Genel olarak aslında kötü bir kitap değil. Ve hani beklentilerimi de karşıladı mı? Karşıladı yani, en sonunda bu kadar yer işaretledim. Güzel mesajlar var. Karakterlerin ders aldığı güzel şeyler var. Ancak dediğim gibi şu an bana uygun değil artık. Bunu anladım. Ki birazcık üzücü çünkü bu tür kitapları ben çok seviyordum zamanında. O yüzden artık bunun için yaşlandığımı düşünmek birazcık üzücü oldu. Bu kitaba benim puanım 5 üzerinden 3 oldu. Dostlarım, bahsetmeyi unutmuşum ama Anna ve Fransız Öpücüğü şunu anlatıyor. Amerikan bir kız olan Anna'nın babası onu hayatta deneyim kazanması için Fransa'da bir uluslararası öğrencilerin de bulunduğu bir okula yolluyor. Ve işte bir senesini anlatıyor Anna. Kendi bakış açısından anlatıyor, evet. İşte orada bir tane İngiliz bir çocuk olan Etienne Sinclair'le tanışıyor ve onların arasındaki olayları anlatıyor çoğunlukla. Dediğim gibi kitap böyleydi, konusu böyleydi. Anlatmayı unutmuşum, özür dilerim. Evet, şimdi bir sonraki kitaba geçelim. Bir sonraki kitabımız Achilles'un Şarkısı. Bu kitabı hakkında çok çok büyük övgüler aldığım için. Goodreads'e zaten bütün arkadaşlarım 5 yıldız falan vermişler. O yüzden bir, çok heyecanlıyım bu kitap için. Umarım böyle bir şeye dönüşmez. Yani şey açısından, hani beklentilerimi. Yani ne bu kitaptan ne bekliyordum bilmiyorum aslında. Bu kitaptan beklediğimi aldığımı düşünüyorum. Ama bunun için çok daha büyük beklentilerim var. O yüzden bakalım, şimdi sırada Achilles'un Şarkısı var. Merhaba dostlarım. Achilles'un Şarkısını okuyordum. Okumaya devam da ediyorum. Çok fazla ilerlemedim ama buradayım. Kapağında J.K. Rowling'den bir övgü var. Hani güzel demiş, tamam da J.K. Rowling'den bir övgü
ne kadar yararlı olabilir TERF? Merhaba dostlarım. Lüsun şarkısı hala bitiremedim. Hatta bayağı hala başındayım. Değişik, birazcık yavaş okuyorum. Tam olarak nasıl olduğu bilmiyorum. Hani yavaş da okumak istemiyorum. Çünkü şu an gerçekten heyecanlı kısımlara geldim. Ama böyle başında o kadar... Ya yani bu tamamen benim problemim. Ama karakterlere relate... Yani karakterlere kendimi yakın hissedemeyince gerçekten çok zor okuyorum. 11-12 yaşındaki erkekler hakkında, erkek çocuklar hakkında... Ne kadar yakınlık hissedebilirim? Bence yakınlık hissetmemeliyim zaten. Şu an iyileşiyor. 96. sayfadayım şu an ve hani iyileşiyor. Bugün bitiremeyebilirim. Bu video o yüzden daha da geç gelecek. Onun da farkındayım. Şu anlık iyi gidiyor. İlk başta birazcık zorlandım ama şu anlık iyi gidiyor. Bakalım. Spotify'da kitabı okurken dinlemek için playlist arıyordum ve spoiler aldım. Çok mutsuzum şu an. Çok tatsızım. Gerçekten çok sinir bozucu. Arkadaşlar niye böyle yapıyorsunuz ya? Sadece temalı müzik dinlemeye çalışıyorum. Yani temalı müzik dinlemeye çalışıyorum. Kitaba uygun ambiyans yaratmaya çalışıyorum. Spoiler vermeyin. Spoiler vermeyin. Merhaba. Akilus'un şarkısını bitirdim. O kadar büyük beklentilerim vardı ki bu kitapla alakalı. Zaten videonun başında da demiştim. Bu kitabı okuyan herkesten inanılmaz büyük övgüler duyuyordum kitapla alakalı olarak. TikTok'ta, YouTube'da, okuyan arkadaşlarım arasından. Yani genel olarak bu kitap gerçekten çok 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 güzel diyerek bana lanse edildi. Öyle satın aldım ve çok haklılar arkadaşlar. Gerçekten çok 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 güzel bir kitap. Bu kitap Akilus'un şarkısı. Yarı tanrı Akilus ve onun yaveri sayılan Patroklos'un hikayesini anlatıyor. Kitap bunu anlatıyor ve beraber büyümelerini anlatıyor yani iki arkadaşın. 10 yıl falan sür. 15 yıl boyunca onları takip ediyoruz gibi bir durum var. Madeline Miller, biliyorum bir tane daha kitabı var, Ben Kirke diye. Onu okumadım. Ama bunun üstüne nasıl çıkar bilmiyorum. Gerçekten kadın bunun üstüne nasıl çıkabilir hiçbir fikrim yok. Çünkü bu gerçekten bir masterpiece. Kliplerde daha öncesinde dediğim gibi birazcık ilk başta çok zorlandım. Yavaş başlıyor en azından. Bir süre sonra seni o kadar içine çekiyor ki kitap. Hani hem karakterler açısından hem ikisi açısından hem de diğer karakterler. 5 üzerinden 5'lik bir kitap. Tam puan aldı benden. Tutamıyorum bile kitabı. Daha fazla öneremem yani. Evet. İkinci kitabımızı da böyle bitirmiş olduk. Sırada ise neredeyse tüm TikTok'un önerdiği bir kitap var. Hani... BookTok'ta yani kitap TikTok'unda olmayan insanların bile önerdiği bir kitap. Bu o da E. Lockhart'tan Yalancılar. Şu an cildi yok çünkü çıkarttım. Okumaya başladım çünkü. Evet, bunu okuyacağım. Kitabı açtığım zaman böyle bir harita var. Benim çok ilgimi çekti çünkü haritaları çok sevdiğimden ötürü. Böyle haritalar çok hoşuma gidiyor kitaplardan. Heyecanlıyım. Çok sürükleyici diyorlar. Bakalım ne olacak. Beklentilerim de birazcık yüksek. Akilus'unkisi kadar değil ama hadi okumaya geçelim. Ne tarafa? Bu tarafa. Merhaba. Yalancılar'da
63. sayfaya kadar falan geldim. Daha çok ilerlemedim. Değişik. Gerçekten çok değişik bir kitap. Hani güvenilmez anlatıcı var. Ana karakterimiz Cadence diye mi okunuyor? Cady diye. Ben Cady deyip geçiyorum. Ama sanırım Cadence, ki tam bir zengin beyaz Amerikalı ismi ama neyse. Cadence güvenilmez anlatıcı ve kitaplarda çok seviyorum güvenilmez anlatıcı olmasını. O yüzden heyecanlıyım. Evet, şimdilik bayağı iyi gidiyor. Ama daha 63. sayfasındayım o yüzden. Evet, merhaba. Videonun introsundaki halimdeyim geri. Çünkü aynı günde çekiyorum bunu. Yalancıları bitirdim. Yalancıları bitirdim. Bir günde bitti. Uzun süredir okuduğum en hızlı kitaplardan biriydi. Zaten 240 sayfa ve çok büyük harflerle yazılmış. O yüzden 500'den 4'lük bir kitaptı. Konusu şu. İşte Cady, daha doğrusu Cadence, Johnny, Mirren ve Get diye 4 tane arkadaş var. Bunların 3'ü aileden kuzenler. Bir tanesi de bir kuzenin öbür taraftan kuzeni. Yani sanırım öyle. Çok aile çok büyüktü. Bazen arada kafam karıştı ama bu 4'ü yalancılar olarak anılıyorlar aileleri içerisinde. Ve böyle bir adaya sahipler. Videonun başında gösterdiğim ada onlara ait. Ve bir sürü 4 tane işte şey var. Ev var, yazlık olarak kullanıyorlar. Ve evet, burada kalıyorlar yazları boyunca. Ve kitap Cadence'ın 15. yaş gününün olduğu yazla 17. yaş gününün olduğu yaz arasında gidip geliyor. Şöyle bir durum var. Bu çok bir şey değil. Cadence bir tane kaza geçiriyor ve 15. yaş gününün olduğu yazın çoğunu hatırlamıyor. Bir şey olduğunu hatırlıyor ama bölük pörçük. Cadence'ın kafasına giriyorsunuz burada. Ve hani hafıza kaybı yaşadığı için de her şeyi doğal bir yolla hatırlamasını istiyor insanlar. O yüzden doğal bir yolla sen de onunla beraber ne olduğunu hatırlamaya çalışıyorsun. Neler doğru, neler yanlış, neler yalan, neler gerçek. Gerçekten güzel bir kitaptı. Kitabı TikTok'ta bana tanıtırken içerik üreticileri dünyadaki en büyük plot twist, sonuna inanamayacaksınız falan filan diyerek tanıttılar. Ki hani gerçekten sonuna inanamadım. Sonunda gerçekten çok şaşırtıcı bir olay olduğunu anladık. Birazcık hayal kırıklığına uğradım orada. Hani peki tamam dedim. Ama onun dışında gerçekten güzel bir kitaptı. Kesinlikle önerim. Çok kolay okunuyor. Eğer uzun süre kitap okumadıysanız ama tekrardan kitap okumaya dönmek istiyorsanız, sınav dönemimdeyim o yüzden hani rahat bir kitap okuyayım gibi bir şeyiniz varsa yalancıları kesinlikle öneririm. Bir gecede bitirdim. Yani gerçekten çok kolay oldu benim için bitirmek. Ve evet, böylece videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi ben kanalımda böyle kitap odaklı videolar çok fazla çekmedim. Hiç hatta. Ama ne diyorsun, çekmek isterim eğer siz de böyle bir formatı beğendiyseniz. Sevdiğim ünlülerin önerdiği kitapları da okumak falan istiyorum. O yüzden hani onunla alakalı bir video çekmemi isterseniz, hangi ünlüleri yapmamı istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Başka TikTok'tan devam etmeyi istiyorsanız TikTok'ta gördüğünüz kitapları yazabilirsiniz aşağıda. Gitmeden önce kitapları sıralamam gerekirse Akilus'un Şarkısı tabii ki de birinci. Yani gerçekten sonra Yalancılar geliyor ve Anna ve Fransız Öpücüğü son geliyor maalesef. Bunu sıralamam bu şekilde. Evet. O zaman şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenirseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmezseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bir hafta sonra falan görüşürüz çünkü Haziran favorilerimi çekeceğim. Hadi bakalım. Bye bye.